Evet. Onun için hayır, şoför biliyorsa esnafımızın... Biliyorsa biliyorum der, niye yolcuya evet. gıcığı mı var? Yani, biliyorum, biliyorum der ama bilmediği bir konuyu niye? Bildiğim yeri de biliyorum diyorum zaten. Şimdi market ismi sorması hakikaten tuhaf. Bir sürücü marketi bilemez ki. Evet. Ev adresi bilmez. Soranlar efendim. Yani camiyi soruyor, evi soruyor. Dediğim gibi yani burada bizim şoför esnafımıza burada sahip çıkmamız gerekiyordu. Biz doğru. de şoför esnafımızın sonuna kadar doğru olduğu yerde, haklı olduğu yerde sonuna kadar arkasındayız ve bu işin de sonuna kadar takipçisi olacağız. Yani bu noktada savcılığa gerekli suç duyurularımızı bulunduk. Gerekli savcılık zaten gerekli inceleme yapıp gerekli işlem yapacaktır. Biz de şoför esnafımızın haklı olduğu durumda bu şekilde müdahale gerek tanıdıkları ailesine karşı rencide olduğundan dolayı bizim esnafımızda kimse bu şekilde rencide edemez. Biz sonuna kadar şoför esnafımızın arkasındayız. Şimdi geçtiğimiz aylarda da Lara'daydı zannediyorum yine Kundu'da demir evet. çubukla dövüldü. Otobüs şoförü. Onun akıbeti ne oldu? Onun akıbetinde de o arkadaş ciddi cezalar aldı. Para cezası anlamında aldı. Sonradan geldiler, özür de dilediler o kişi. Yanlış kişiyi, yanlış bir şoförü darp etmiş. Biz aslında öbürünü dövecektik, bunu dövdük. Yani o gün aslında o olduğunda baktığımızda özrü kabahatinden yani baktığımızda hiç suçu olmayan bir vatandaşı, bir şoförümüzü o şekilde darp eden insanlar var. Biz dediğim gibi yani bunlar artık her şey elektronik ortamda online izlenen bir sistemimiz var. Gerçekten Antalya'da uygulanan sistem, altyapısı Türkiye'nin hiçbir yerinde yoktur. Aynen öyle, ulaşım yani hizmetleri konusunda. Gerçekten bu konuda gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanımıza gerçekten teşekkür ediyoruz. Bu altyapıyı bize sağladı. Biz de bu altyapıyı en iyi şekilde kullanıyoruz. Antalya halkına baktığımızda şu an hangi ilde baktığımızda işte Antalya kart üzerinden hangi duraktaysanız kaç dakika sonra geleceğini gösteren bir sistem var. Cep telefonundan her şey. Her şeyi görebiliyoruz. Gerçekten buradan ben Antalya halkımıza bizim şoförlerimiz yapmış olduğu hataları bize bildirdikleri takdirde biz gereğini zaten en iyi şekilde onlara yapmış olduğu şikayetin sonucunun ne olduğunu da Antalya Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte çalıştığımız Ulaşım Çağrı Merkezi evet. ve Ceza İşlem Bürosu'nda mesaj olarak bildiriyoruz. Konu hakkında bilgilendiriyoruz. Yani yaptığı boş olduğu şikayette ne olduğunu da bilgisi de edinmiş oluyor. Yani bizim şoförlerimize olan hatalarını bizlere bildirirlerse biz gereğini zaten yapacağız. Nereye bildirecekler? 606-0707 Büyükşehir Belediye'mizin çağrı merkezine bildirdikleri evet. takdirde hemen o şoförün o görüntülerini alarak, ses kaydını dinleyerek gerçekten yapmış olduğu şikayet gerçeğe yansıtıyorsa şoförümüzü bir savunması yapmak üzere çağrı merkezine davet ederek savunmasını yapmakta ve gerekli ceza işleminde uygulanmakta. Evet, yani şimdi sırf da birileri şikayet etti diye sürücüyü otobüsten indirmek veya herhangi bir sıkıntıya sokmak da adaletsizliktir diye hayır düşünüyorum. Hayır efendim, görüntülere göre tabii, izleyip. Tabii görüntülere tabii. göre de bunun yapılması lazım. Bugün sizin katılacağınızı duyan birçok şoför esnafımız bu yarıda da bulundu. İşte tuvaletleri de yiyecek içecek alanlarıydı. Onlar sosyal anlamda sosyal yaşam çerçevesinde iyileştirme de istiyorlar. Büyükşehir bu konuda zaten ben de paylaşımlarda bulunuyorum. Büyükşehir'de evet. hemen olaya el atıyor sizin de otobüsçüler esnaf odası olarak. Bu arada Varsak da bir şoför esnafının evet. ihtiyacı varmış. Tuvaleti ve yiyecek alanda hiçbir şey yokmuş. Onu da buradan söyleyelim. Şoför esnafı da bu arada biraz da zam istiyor sizden. Otobüsçüler esnaf odası ve Büyükşehir'den bunu da ben aracı olarak bildireyim size. Biz geçen ay itibariyle şoför esnaf arkadaşlara %10 zam uyguladık.